İmra'ya geldik. Ebu Leheb'in karısı. Kişilik sahibi değil mi? Her insan bir kişilik sahibi. Birinin karısı veya kocası olmak bunu değiştirmiyor değil mi? Peki Ebu Leheb'in karısı kişiliğini sattı ama. Ne yaptı? Koca ateşine odun taşıyıcı oldu. 14 asır önce dünyadan koca ve karıdan ayrı ayrı kişilik bekliyor arkadaş ya. Mübarek Kur'an'a bakar mısınız? Ben bu kitaba hayran olmayayım. Ümmü Cemil tipolojisi. Yandaş, kurşun asker, kraldan çok kralcı. Evlilik kocanın zulmüne payandalık değildir diyen ayeti alkışlıyor. Şahsiyetsiz yandaş, tüm vasfı Ebu Leheb'in karısı olmak. Kadının adı yok. İmra'e, karısı, Ebu Leheb'in karısı. Adı Ümmü Cemil. Ama yok. Şimdi Ebu Leheb'in künyesini veren, Ümmü Cemil de onun künyesi. Yani ismi de değil, Ümmü Cemil künyesi. Cemil'in annesi demek. Belki çok güzeldi, güzelliğin annesi anlamına da alınabilir. Dolayısıyla Ümmü Cemil her neyse onu anmıyor. Niye anmıyor? Adı yok çünkü eşine kalas olmuş. Anlatabiliyor muyum? Onun kötülüğünü izliyor. Onun kötülüğünü pazarlıyor. Onun kötülüğünü destekliyor. Eyvallah. Fî cîdihâ hablum min mesed. Boynuna yular geçirilmiş bir ateş eşeği olmak nasıl bir şey? Kocanın kulu olmak nasıl bir şey? Güce kul olmak nasıl bir şey? Evet, koca kulu gücü temsil ediyordu, o da güce kul oldu. Tahrim suresinde 11. ayet tam tersi örnek var biliyor musunuz? Evet, biraz önce söz ettim ya, Firavun'un karısı. Evet, o da tam tersi bir örnek, muhteşem bir örnek.